Sabahı zor ettim. Direkt acile gittik. Tansiyonum düşmüştü ve yine göremedik. Ben bayılacağım, beni hemen yatırın dedim. İnanmadılar bana. Sonrasında hatırlamıyorum. Direkt düşmüşüm. Merhaba sevgili dostlar. Merhabalar. 7. haftamızda sizlerle beraberiz. 7 haftalık gebelik bilgilendirme videomuzu sol üst köşeden çıkan bildiriden gidebilirsiniz. Orada çok detaylı ve güzel bir şekilde 7. gebelik haftasını anlattık. Şimdi ise biz 7. haftamızda neler yaşadık, nelerle karşılaştık ve ne tecrübe elde ettik onları anlatacağız. Evet, zorlu geçen bir 7. hafta oldu. Şu anda pek halim yok zaten. 7. haftanın ilk günü perşembe günüydü. Hissedilir bir şekilde kendi göstermeye başladı mide bulantısı. Direkt normal bir şekilde, her zaman yaptığım gibi normal yememi içmemi kestim. Zaten ben mide bulantısını çocukluktan beri yaşadığım için bu duruma çok hazırlıklıyım ve onun için ne zaman midem bulansa o zaman yememi içmemi keserim. İşte bir günlük bir detoks gibi düşünebilirsiniz mesela. O bana iyi geldiği için onu yapıyorum. Bu süreçte de yine aynı bu şekilde devam ettim. Perşembe akşamı normal hani gidecek, hani mide bulantısı tamam geçer okey falan o şekilde düşünmüştüm ama normal evde de yemek pişiyordu. Bir anda böyle yemek kokusu beni aldı götürdü ve direkt zor tuvalete koştum ve bir kusma başladı. Kusma ile beraber ishal başladı. Bu bayağı kötü etkiledi beni. Sonrasında yattım dinlenmek için. Geceliğin uyandım. Uyandığımda artık böyle hani bütün gün hiç su içmediğim için, yemek yemediğim için biraz böyle bir su içeyim. Hani en azından vücuduma bir şey girsin de. Çünkü çok böyle kurumuş hissediyordum kendimi. Su içtim. İçer içmez tekrar tuvalete koştum. O içtiğim iki yudum suyu bile çıkarttım yani. Gerçekten sabahı zor ettim. Sabahleyin zaten dayanamadık. Direkt acile gittik. Bu hafta normalde tahlillerimi göstermek için doktora gidecektim. Daha randevu almamıştım. O yüzden ilk fırsat evimize yakın olan bir acil hastaneye gittik. Yani artık dayanamadım çünkü bir tansiyonum düşmüştü. Bunu hissediyordum. Çok aşırı derecede bir halsizliğim vardı. Yani artık hissediyordum yani. Bayıldım, bayılacağım. O sırada böyle bir grisini falan yemeye çalıştım ama yani hiç gitmiyordu. Nane limon yapmışlardı sağ olsunlar. Nane limon içmeye çalıştım ama kesinlikle kesmedi yani. Sonra doktora gittik. Durumumu anlattım ve gerçekten geçen hafta bahsetmiştim ya doktor çok önemli diye. Doktor yani hiç ilgilenmedi. Yani benim ne kadar kötü olduğumu anlamadı bence. Yani ben öyle hissettim. Direkt durumumu anlattım. Bir önceki hafta yaptırdığım tahlillerimi gösterdim. Onlara çok bakmadı. Yeni kan tahlili, yeni idrar tahlili istedi benden. Ve sonra ultrasona geçtik. Çünkü geçtiğimiz hafta bebeğin daha görünmediğini, kesenin görüldüğünü söylemiştim. Tamam bakalım dedi. Baktık ultrasona. Bayağı inceledi. Birkaç dakika boyunca ultrasonla baktı. Bebeği yine göremedik. Yani söylerken açıkçası beni biraz tedirgin etti. Diğer tahlilleri yanına acil detaylı ultrason istedi. Yani giderken içim ayrı bir heyecanlıydı. Yani heyecanlarken çok stresliydim. Acaba boş bir gebelik miydi? Yani bir sürü kafamdan şey geçiyor. Bir yandan etrafımdakilere söyleyemiyorum. Çünkü böyle sanki böyle zihnim bulanıklaşmış gibiydi. Hani hiç halim yok. Kim beni nereye çekerse oraya gidiyorum. Yani gerçekten çok zor bir durumdu. Benim gibi böyle olanlar varsa gerçekten Allah yardımcınız olsun. Detaylı ultrasona gittiğimde oradaki beyefendi benimle çok ilgilendi. Sağ olsun. Hatta benim o moral motivasyonumun çok düşük olduğunu görünce birazcık böyle beni biraz yukarı çekebilmek için dedik ağzı kadın doğumcu yine mi göremedi bebeği. Hadi bakalım ben şimdi göreyim de onlar görsünler nasıl ultrasona bakılıyormuş dedi. Bebeği gördük. 3 milimdi daha. Ama 3 milim bile onu görmek beni çok mutlu etti. O an bir tık seviyem yükseldi yani öyle söyleyeyim. İşte kalp atışını duyduk. Kalbi böyle atarken böyle bir ışık böyle yanıp sönüyor. Çok küçük bir şey ama gerçekten beni biraz böyle mutlu etti. Sonrasında işte kan tahlili, idrar tahlili falan onları verdim. Onların sonuçlarının çıkmasını bekledim. Kan tahlilini 4-5 gün sonra çıkacağını söylediler. Hani dedim ki ben gerçekten çok kötüyüm. Hani bir öne alsanız bir şey yapamaz mısınız dedim. Onlar da maalesef hani makineler bakıyor kan tahliline. O yüzden biz hani müdahale edemeyiz dediler. O yüzden idrar tahlili 1,5 saat sonra çıkacakmış. Biz de oturduk, beklemeye başladık. Oturmak bile yani çok 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 büyük bir eziyetti. Bir yandan idrar tahlili sonucunu beklerken oturuyorum, zamanın geçmesini bekliyorum. Sürekli saati kontrol ediyorum. İşte kaç dakika geçti, oldum, bitti mi derken bir yandan da tedirginim. Çünkü hastanede en olmamamız gereken zamanlarda hastanedeydik. Ve arkamızda bir amca oturuyordu. Amcanın telefonla konuşmasına şahit oldum. Amca diyordu ki ya ben işte COVID testi yaptırdım, pozitif çıktı. Ya ben şimdi nerede kalacağım? Arkadaşımın yanında kalıyordum. Ben nereye gideceğim falan diyordu. O an zaten çift maskeyle gitmiştim hastaneye. Her dezenfektan gördüğüm yerde ellerimi dezenfekte ediyordum. Yanımda zaten vardı. Yani
kat be kat daha da nasıl dikkat edebilirim diye bir de onun stresine girdim. Çünkü gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde bir de çok yakınımızda pozitif bir hasta görmek gerçekten insanı daha da çok tedirgin ediyor. 1,5 saatlik süre sonunda sorabileceğim bir yerden idrar tahlilini soruşturduk. İdrar tahlilinin sonucu çıktığını duyunca hemen doktorun yanına çıktım. Bayağı kalabalıktı doktorun yanı ama hiç hani bekleme yapmadan aradan hani girebilir miyim dedim. Çünkü çok çok kötüydüm. Hiç ayakta duracak mecalim bile yoktu. Oturdum. Annem de benimle birlikteydi. Doktor dedim hani kan sonuçlarım nasıl falan dedim. O dedi ki keton değerin yüksek çıkmış dedi. Yani keton terimini ben daha önce sadece şeker hastası olan bir arkadaşımdan duymuştum. O da hatta ketonu yüksek olduğu için ilk defa şeker hastası olduğunu öğrenmişti. Ben de acaba Allah Allah şeker hastası benim hiç şekerle alakam yoktu. Hani nasıl böyle bir şey olur dedim. Hatta annem araya girdi. Doktor bey bizim anlayabileceğimiz dilden anlatır mısınız? Hani ne demek bu keton? Yani kızımın neyi var dedi. Doktor hiç ilgilenmedi. Çok önemli bir şey değil. İşte aç kalmışsın, kusmuşsun. Çıkınca bakarsınız ketonun ne olduğunu dedi. Bizi böyle başından sandı. Gerçekten çok kötü hissettim kendimi. Keton nedir diye merak edenleriniz olabilir tabii ki. Keton karaciğerin ürettiği bir yağ asidi. Vücudumuzun ilk kullandığı şey glikoz. Glikoz üzerine bir enerji depolanıyor ve o enerji kullanılıyor. İnsülin bu enerjiyi çeviriyor. Tabii ki Rabia bir gün boyunca 24 saat boyunca bir şey yiyemedi. Hatta yediğini kustu. 24 saatten de fazlaydı. Yani artık ondan önceki günde çok çok az yemiştim. Yemeyince uzun açlık hallerinde keton seviyesi artıyor. Neden? Çünkü vücutta glikoz kalmıyor. Bitiyor artık. Vücut kendi kendine diyor ki artık kenarda depoladığım yağları enerjiye çevirmenin vakti geldi. O yağ asitlerin ismi de keton. Yani keton seviyesinin yükselmesi bundan ötürü. Bu durum sonucunda artık peki ne yapmamız gerekiyor diye sorduk. Bir yandan da ultrasona bakıyordu annem bizimle konuşurken. Ultrasonda bir sıkıntı olmadığını, bebeğin oluştuğunu söyledi. Sonrasında sana iki seçenek sunuyorum dedi. Ya şimdi hastaneye yat, 2-3 gün seni gözetim altında tutalım. Bu değerlerinin toparlanmasını sağlayalım. Ya da istersen aşağı in, sarı alanda sana serum versinler. Sonra da ilaç tedavisiyle evde devam edebilirsin dedi. Bu COVID sürecinde 2-3 gün hastanede kalmak çok mantıklı gelmedi bizlere. Aynen öyle. Zaten tamamdı dedi doktor da direkt. Tamam o zaman dedi. İşte bir reçete yazdı. Onunla birlikte aşağı sarı alana gittim. Sarı alanda zaten bu COVID sürecinden dolayı tek bir kişi alıyorlarmış. Orada da tek başıma olmak zorunda kaldım. Oturarak işte damar yolu açıldı. İşte oturur vaziyette serum verildi. Gerçekten çok büyük bir eziyetti. Yani o serum normalde hızlı akıyordu. Görüyordum ama benim için çok yavaş geçen bir. Hani bazı anlar olur ya çok uzun uzadıya devam eder. Gerçekten öyle sıkıntılı bir süreçti. Ve hiç yani bana iyi geldiğini hissetmedim. Sürekli ağrım devam ediyordu. Arada bir hemşireler kontrol ederken artık böyle bir 20 dakika falan geçti dedim ki ya dedim benim midem çok kötü bulanıyor. Ben çok çok kötüyüm. Ne olur hani bir başka bir ilaç, bir mide bulantısıyla alakalı bir şey yapabilir misiniz dedim. Onlar da hani doktor sadece bunu yazmış. Hani bir de hamile olduğunuz için ekstra bir şey yapamayız dediler. Tekrar beklemeye başladım. Bir de yanımda da kimse yok. Etrafımda sadece serum alan insanlar ve oturarak yani gerçekten çok çok zordu. Artık serumun bitmesine yakın hiç duramayacak hale geldim. Zaten annem o sırada geldi yanıma uğradı işte Rabia nasılsın diye. Dedim ki serumu ne olur çıkarın dedim. Ben kusmaya gideceğim yani çok çok kötüyüm. Sonra serumu çıkardılar. Ben tam tuvalet nerede oraya doğru koşayım derken bir anda bir bayılma hissi geldi. Şeyde sarı alanın kapısında durun dedim ki ben bayılacağım beni hemen yatırın dedim. O an inanmadılar bana. Gerçekten şaka gibiydi yani. Dediler ki herhalde bu kız nasıl bayılacağını anlayacak falan. Zaten onu dedikten sonra böyle boş boş baktılar. Sonrasında hatırlamıyorum. Direkt düşmüşüm. Sonrasında işte tekrar bir serum yeterli gelmediği için ikincisine başladık. İkinci serum bittikten sonra kendimi biraz daha böyle toparlanmış hissettim. Doktorun verdiği ilacı aldım eczaneden ama ben biraz daha farklı bir ilaç bekliyordum açıkçası. Hani ilaç tedavisi demişti bana çünkü. Sadece bir tane mide bulantısı hapı vermişti. Küçücük hatta içinde 7 tane var dedim ki ben bu kadar ağır yani hastayken midem bulanıyor ki 7 taneyi ben kaç günde bitecek falan dedim yani. Eve gittik işte direkt ilacımı aldım falan ama hani hiç devam ediyor. Hani böyle çok az nasıl söyleyeyim size şöyle hani kusmuyorum
Ama mide bulantım şiddetle devam ediyor. Sonra zaten prospektüsünü okudum. Sonra bir bakayım dedim hani internetten araştırın bu ilacı kullananlar var mı diye. Kullanan hamileler gerçekten Allah yardımcınız olsun. Bu zaten son raddede verilen bir ilaçmış. Aynı zamanda kemoterapi hastaları da çok yoğun mide bulantısı yaşadıkları zaman bu ilaç kullanılıyormuş. Hamileler için herhangi bir zararı yokmuş çok şükür. Hatırlıyor musun bunlar 3-4 hafta önce söylemiştin? Ay evet. Kilo al. İnşallah ben de mide bulantısı çekerim ve mide bulantım sonucunda kilo vermeye devam ederim. Aynen, evet. Aynı fikirde misin? Hayır tabii ki de zaten yani uykuya dalmakta çok zorluk çekiyordum bu hafta. Yani mide bulantısı çok aşırı olduğu için ve ben de mesela hiç kesilmedi mide bulantısı. 24 saat ben bunu yaşadım yani. Mesela geceleyin yatıyordum sıcak su torbasını yanıma alarak çünkü sürekli bir üşüme halindeydim. Gece mesela 3'te 3.30'da uyanıyorum. Sağdan sola dönerken bile o kadar şiddetli mide bulantım oluyordu ki yani hiç kesilmiyor. Gerçekten hiç kesilmiyor ve geceleyin uykuya dalmakta çok zorlandım. Bu zorlanırken artık o kadar kötüydüm ki yani artık ağlaya ağlaya uyurken ya keşke 70 kilo olsaydım, 80 kilo olsaydım da yani bu durumda olmasaydım. Yani gerçekten ne konuştuğumuza, ne söylediğimize çok çok dikkat etmemiz lazım. Belki de ağzımızdan çıkan şeyler kaderimiz yani olabilir. Yani aynen. Sonrasında birkaç gün sonra dışarıda birkaç işimiz vardı. Yani nasıl diyeyim size? Hani 7 gün boyunca 7 günün tamamında mide bulantım olmadı. Mesela 6 gün oldu. Çok ciddi söylüyorum. Bir gün olmadı mesela. Bir gün dışarıda işlerim vardı. Onları halletmek için dışarı çıkmıştım. Eczaneye gittim. Dedim ki ya benim aşırı derecede midem bulunuyor. Bana şu ilacı verdiler dedim. Hiçbir faydasını görmedim dedim. Eczacı baktı bana dedi ki ya biz bu ilacı en son raddede veriyoruz. Bu sana iyi gelmedi mi dedi. Ben de hayır dedim. O sırada benim biraz da moralimin falan düşük olduğunu görünce adam dedi ki galiba senin dedi kızın olacak dedi. Yani bak dedi görürsün kızın olursa buraya da tekrar gelmeyi unutma. Demek ki kız seni çok zorluyor dedi. Ben de hatta gülümsedim falan. Peki dedim ne yapmam lazım? Hani başka önerebileceğiniz bir şey var mı? Bir ilaç önerdiler. Sadece gebelerin kullandığı. İçinde B6 vitamini varmış. Bununla birlikte işte mide bulantılarını hafifletiyormuş. Onu aldım. Sonrasında hatta doktoruna da danışıp ona da yazdırabilirsin. Hani devlet de bunu karşılıyor dedi. Kullanmaya başladım. Diğer ilaçtan daha çok faydasını gördüm. Çünkü hani biz her zaman bahsediyoruz ya. Her gebelik kendine özgüdür. Her vücudun kendine ait bir farklılıkları vardır. Sanırım benim vücudum o ilaç ne kadar ağır olursa olsun bana yaramadı yani. Siz de eğer size yaramayan bir ilaç olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle hemen en yakınızdaki eczacıya veya doktorunuza danışmalısınız. Çünkü gerçekten çok zorlu bir süreç. Bu süreci ne kadar rahat atlatırsanız o kadar iyi. Çünkü artık her şeyin çözümü var. Kan tahlilimin de bu hafta sonucu çıktı. Ama şu an biraz dinleniyorum. Bir sonraki hafta ilk gittiğim doktoruma gideceğim. Çünkü bu doktora bir daha asla gitmeyi düşünmüyorum. Bu hafta bu mide bulantılarında birlikte neler yedim diye soracak olursanız çünkü beslenme çok önemli. Grisini yemeye çalıştım sabahları böyle bir çubuk kadar. İşte yanında çok az, çok çok az peynir. Çünkü gitmiyor yani. Çorba yemeye çalıştım. Yağsız, tuzsuz çorbalar. Ama bir kepçe koyuyorduk mesela. Bitiremiyorum. Yarım kepçe bile çok fazla geliyor. İşte domates, salatalık belki birer tane böyle küçük, minik. Kuru tost mesela. Bu hafta ben çok fazla hani sürekli ben araştırıyorum. Bir yandan ailem araştırıyor. Barış araştırıyor. Acaba ne yapabiliriz diye. Barış işte her sabah hani uyanmadan yataktan kalkmadan önce tuzlu kraker ye. Hani bu iyi gelecektir diye. Dedi. Ya ben normalde yatakta bir şey yemeyi hiç seven bir insan değilim ama insan mecbur kalınca sevmediği şeyleri de yapıyor. Onu deniyorum şu anda. Bu süreçte hani en başta da söyledim ya benim vücudum kendi kapatıyor yemeği içmeyi falan kesiyorum. Bu hafta hiç su içemedim. Bu sıkıntılı bir durum. Aslında içmem gerekiyor ama içemiyorum. Su bile gitmiyor yani. Bu kadar bu şekilde yani elimden geldiği kadar bir şeyler yemeye çalıştım ama gitmedi. Bu duruma haftaya doktoruma danışacağım. Bakalım haftaya nelerle karşılaşacağız. Haftaya inşallah kontrolümüz var. Kontrole gideceğiz. İkinci kontrol hatta bunu da sayarsak üçüncü kontrolümüz olacak. O zaman daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız yavrumuzu inşallah. Bu hafta zorlu bir süreçten geçtik. Rabbim bütün bu zorlu süreçteki anne adaylarına yardım etsin inşallah. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.